Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. İlk olarak tatlımın karamelini hazırlıyorum. Tabana bir su bardağı şekerimi alıyorum. Tahta kaşıkla orta ateşte karıştırarak eritiyorum. Sürekli karıştırarak içinde şeker kristali kalmayacak şekilde eritiyorum. Şeker eridikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı da eriyene dek sürekli karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir paket krema ekliyorum. Krema ekledikten sonra şeker topaklanacaktır. Merak etmeyin, sürekli kısık ateşte karıştırarak eriyecektir. Eriyene dek sürekli karıştırıyorum. Karamelim hazır. Ocağımı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Muhallebisini hazırlıyorum. Tencereme 1 litre sütümü aldım. Üzerine 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurta sarısını ekleyip çırpıcı ile pürüzsüz kıvama gelene dek karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımı açıyorum. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Muhallebim piştikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve çırpıcıyla karıştırarak eritiyorum. Ardından bir paket vanilya ekliyorum ve tekrar çırpıcıyla karıştırıyorum. Muhallebimi ocaktan aldım ve bir kaseye boşaltıyorum, daha çabuk soğuması için. Muhallebimi kaseye boşalttıktan sonra üzerini streç filmle örtüp soğumaya bırakıyorum. Karameli karıştırma kaseme boşaltıyorum. Mikserle rengi açılana dek çırpıyorum. Rengi bu şekilde olana dek çırpıyorum. Muhallebim soğuduktan sonra üzerine bir paket krem şanti ekliyorum ve çırpıcıyla karıştırıyorum. Dilerseniz krem şanti yerine 2-3 yemek kaşığı lavde peyniri de kullanabilirsiniz. Muhallebimi güzelce karıştırdıktan sonra bir paket keti dili bisküvim var. Süte batırarak borcama yarısını diziyorum. Üzerine bir kat muhallebinin yarısını boşaltıyorum. Spatula ile güzel bir şekilde yayıyorum. Muhallebinin üzerine 1-2 yemek kaşığı karamel döküyorum ve kaşıkla yayıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka deneyin. Kalan bisküvileri de süte batırıp diziyorum. Kalan muhallebiyi de bisküvilerin üzerine döküyorum ve spatula ile güzel bir şekilde yayıyorum. Son olarak kalan karameliyi de üzerine döküyorum ve kaşıkla yayıyorum.
Buzdolabında 2-3 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece de bekletebilirsiniz. Daha güzel olur. Tatlım servise hazır. Biraz cevizle süsleme yapıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Kaşıkla aldım ve servis tabağıma koyuyorum. Dilerseniz dilimli edebilirsiniz. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Deneyip yaptığınızda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.